Safi Lezzetler kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle çilekli cheesecake tarifimi paylaşacağım. Tarife ait tüm detayları ve püf noktaları, fırın ısısı, tüm detayları bu videoda bulabilirsiniz. Şu an güzel çileklerin, lezzetli çileklerin tam mevsimi. Tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tarife geçelim. 2 paket burçak bisküvi rondodan çektim. 100 gram tereyağını kısık ateşte erittim. Hafif ılınınca bisküvilerin üzerine ekliyorum. Bisküvilerin tamamen hepsinin tereyağla karışmasını sağlıyorum. Evet, bisküviler bu kıvama gelince kelepçeli kalıbımı alıyorum. Kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıt sıkıştırdım. Etrafına da alüminyum folyo kaplıyorum. Cheesecake'in kenarlarının beyaz kalması için yapıyoruz bunu. Evet, tamamen sabitleyince bisküvili karışımı şimdi cheesecake'imin tabanı olacak şekilde kaşıkla ve bardak yardımıyla tamamen düzleyinceye kadar uğraşıyorum. Evet, bu şekilde bunu ben buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi 800 gram suyu süzülmüş, fazla suyundan arındırılmış labne peyniri karıştırma kabıma aldım. Üzerine 1,5 su bardağına yakın şeker ilave ettim ve bunları çırpıyorum. Mikserle değil, el çırpıcısıyla. Şeker eridikten sonra içine 1 paket süt kreması ilave ediyorum. Bunu da karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı silme nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır nişastası kullanabilirsiniz. 1 paket vanilya ekliyorum. Bunları karışım homojen olana kadar karıştırıyorum. Şimdi yumurtalarımı alıyorum. Yumurtaları teker teker karışıma yediriyorum. Bir tanesini alıyorum. Karışım homojen kıvama gelinceye dek karıştırıyorum. Sonra diğer yumurtaya geçiyorum. Tamamen yumurta içinde kaybolana dek karıştırıyorum. Son yumurtayı da aynı işlemi yapıp labneni, karışımımı tamamen hazırlamış hale geldim. Evet, bu şekilde. Ben cheesecake yaparken mikser kullanmıyorum arkadaşlar. El çırpıcısıyla yapıyorum ve çok fazla cheesecake yapıyorum. Şimdi buzdolabından çıkardığım kalıbın içine cheesecake'i alıyorum. Kremamı alıyorum. Şimdi fırının içine ısıya dayanıklı bir kapla su koydum ve 150 dereceye ayarladım. 10 dakikadır o şekildeydi. Şimdi bunu 1 saat kuruyorum ve fırınımda 150 derecede 1 saat boyunca pişiriyorum. Piştikten sonra fırının kapağını hafif aralayarak kademeli olarak soğutuyorum. Oda sıcaklığına gelince tamamen çıkarıyorum dışarı. Şu an oda sıcaklığında cheesecake'i. Çilekli sos için 250 gram cheesecake'i tencereme aldım. Onu rolladan çektim. Bu şekilde püre haline geldi. Yarım su bardağı içme suyunun içine 1 tatlı kaşığı mısır nişastası ekleyip karıştırıyorum. Ve bunu çileklerimin içine ekleyip ocağın altını açıp pişiriyorum. 2 yemek kaşığı şeker de ilave ediyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1,5 dakikada kadar daha pişirmeniz yeterli. Sosumuz hazır hale gelmiş demektir. Kıvamını şimdi göstereceğim. Evet, sos bu şekilde. Çok katı sosları ben sevmiyorum arkadaşlar. Meyvenin tadı gelsin istiyorum. Şimdi sosumu henüz sıcakken olabilir. Ilınmasını da bekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Cheesecake'in üzerine alıyorum. Evet, bu şekilde kaşık yardımıyla etrafını düzenleyerek oda sıcaklığına geldikten sonra bu şekilde ben biraz sıcakken döktüm sos, onu hiç fark etmez. Ilındıktan sonra da dökebilirsiniz. Üzerine sera streç kapatıp
buzdolabına koyacağım. Şimdi cheesecake'im istediğim gibi 6-7 saatten daha fazla buzdolabında soğudu. Bir gece de kalabilir. Tamamen tabanının sertleşmesi, donması gerekiyor kalıptan çıkarabilmek için. Bir bıçak yardımıyla cheesecake'in kenarlarından şöyle hafifçe geçiyoruz. Arkadaşlar, bu benim kanalımdaki 3. cheesecake tarifim. Diğer tariflerime de kanalımda ulaşabilirsiniz. Hepsini kendim yapıyorum ve ben cheesecake yapmayı çok seviyorum. Yaklaşık 10-12 yıldan beri düzenli olarak cheesecake yapıyorum. Önceleri kendimize ve arkadaşlarıma yapıyordum. Şimdi bu işi para kazanmak için yapıyorum ve sipariş alıyorum. Cheesecake yapmayı da çok sevdiğimden. Benim için eğlenceli oluyor yapması. Evet, bu şekilde kalıptan kelepçesinden çıkardık. Şimdi bu parlak tabanın üzerine alacağım cheesecake'i. Tabanı çok sert şu an. Kesinlikle kırılma, çatlama olmayacaktır. Hiç merak etmeyin. Bu şekilde tabanın üzerine alıyorum. Cheesecake'imi şimdi sunuma hazırlayacağım. Beyaz çikolatayı benmere eritiyorum. Su dolu bir cezvenin üzerine oturtup alt kısık ateşte erimesini sağlıyorum beyaz çikolatanın. Ve temiz bir poşete koyup kürdan yardımıyla delip bu şekilde cheesecake'imin üzerine gelişigüzel bu şekilde sıkıyorum. Evet, kalan son çikolataları da sıktıktan sonra şimdi çileklerle etrafını süsleyeceğim. Evet, cheesecake'im sunuma hazır. Gerçekten çok güzel, çok gösterişli ve çok lezzetli bir cheesecake oldu. Bakın, her şeyiyle gerçekten mükemmel oldu. Tarifime birebir uygularsanız, benzer sonuç elde edersiniz, aynı sonucu bile elde edersiniz Allah'ın izniyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız yine çok sevinirim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.